Tartışmamızı Anadolu Alevileri Kültür Merkezi Derneğimizin Başkanı Sayın Veli Turhan'la başlatmak istiyorum. Sayın Veli Turhan, Anadolu Alevileri Kültür Merkezi'nin çalışmaları hakkında, CEM ve Kültür Evi çalışmaları hakkında kısaca bize bilgi verir misiniz? Biz Anadolu Alevi Kültür Merkezi olarak derneğimizde bir aksiyon geliştirdik. Bu aksiyonda Haziran ayında başlattık. Berlin'de büyük bir Alevi kitlesi yaşamaktadır. Bu Alevi kitlesinin temel gereksinimi olan cem evi, cenaze yeri ve diğer kültür dallarını içerisinde barındırabilecek, içerisinde hepsini bir arada yürütebilecek bir kültür evi projesi geliştirdik. Bu proje için birçok komiteler kurduk ve bu akşam da bu komitelerimizde çalışan çok değerli konuklarımızla birlikteyiz. Hepsini ayrıca selamlıyorum, hoş geldiniz diyorum. Böyle bir çalışma tüm Alevi kitlesine hayırlı olmasını ayrıca diliyoruz. Eğer bir başarı sağlayacak olursak bu başarı hepimizin, bütün Alevi kitlesinin. Ben şimdi gerçekten Alevi kültür ve felsefesinde, kültür ve felsefesinde çok önemli yeri olan cemevi, kültür, Alevi inancı nedir sorusuna geçmeden önce yanımdaki Haydar arkadaşıma kısaca Haydar arkadaşımı tanıtmak istiyorum. Derneğe emeği geçen, araştıran bir arkadaşımız. Bu konuda Haydar Hoca, neden bir cemevi gereksinimi var? Bize Alevi inancındaki cem ve kültürü hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz? Size de tekrardan geleceğiz. Ancak kısa toparlayarak gelirseniz memnun olacağız. Teşekkür ederim. Aleviler birleşip kendi cem evlerini kurma, kendi ibadet yerlerini kurma, kendi cenaze yıkama yerlerini ve kendi kültür evlerini kurma çabası ve gayreti içerisine düşmüşlerdir. Hiçbir yerden yardım alamadıkları için de bunu kendilerine bir görev olarak önlerine koymuşlar ve bu çalışmayı sürdürmektedirler. Biz de Anadolu Alevileri Kültür Merkezi olarak Berlin'de böyle bir icraatı başlattık ve komiteler kurarak bu çalışmamızı şu anda sürdürüyoruz. Alevilerin düşünceleri içerisinde cem'in çok büyük önemi vardır. Bunu herkes iyi bilir ve bu doğrultuda da bir takım çalışmaların olduğu kesinlikle belirtilmiştir. Yalnız ben şu konuda şunu şöyle açıklamak istiyorum. Cemlerdeki temel amaç insanların eğitimidir. Yani cemlerde insanlara bir eğitim sistemi verilir. Bu da çok önemli bir faktördür. Ama insanlara inanç işlevini hem ruhen temizlenme, yıkama eylemi, toplumsal ve bireysel sorgulama işlevini de yaptırır cem ayini. Dedeler cemde post sahibidirler. Cem'in yürümesinde bir nevi başkanlık yaparlar. Dedeler tarip arasında sorunlar çözer. Mahkemeye düşmeden durumları halleder. Talip bu yol düşkünü olursa dede o talibi düşkün ocağına teslim eder. 7 sene ceme giremez. Dedeler bu kampanyada görev alır. Bütün Alevi ve saygı duyan canlara çağrıdan bulunur. Ben de burada bütün canlara çağrıda buluyorum. Değerli canlar, burada bütün Alevi canlara sesleniyorum. Değerli canlar, biz Anadolu Alevi Kültür Merkezi olarak sizi gibi canları aramızdan görmek istiyoruz. Derneğimize gelin, gidin, sorun. Şikayetiniz varsa eleştirin. Bildiğiniz varsa yardımcı olunuz. Sizin gibi canlara ihtiyacımız vardır. Seyircilerimize de dönmek istiyoruz. Bu arada iki tane seyircimizin görüşünü almak istiyoruz. Sorumuz, başta da belirttiğimiz gibi Cem ve Kültür Evi kampanyası hakkındaki düşünceleriniz nelerdir olacak? Birinci sorumuzu size soralım efendim. Buyurun. Bana. Celal Zulupnar, hazır bulunan konuklarımıza ve tüm seyircilere saygılarımızı önce arz etmek isterim. Hazırlanan, öteden beri Berlin'deki Alevi Kültür Merkezi'nin çalışmaları bir fiil içerisindeyiz. Arkadaşlarımızı desteklemeye devam ediyoruz. Bu cemeviyle ya veyahut da Alevilere en azından kendi ibadetlerini ve tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmek için gösterdikleri çaba şu. En azından bir yerimizin olması.
burada A'den Z'ye kadar tüm eğitimlerin ve dini işlemin yapılması içindir. Tüm hizmetlere cevap verebilecek şekilde olacak. Bunları biz candan destekliyoruz. İsmim Hasan Ağdaş. Önce divana teşekkür ederim. Seyircilere iyi akşamlar dilerim. Ben de bu dernek yönetimi içerisinde değil de üyesi olarak ve komite içerisinde çalışmaktayım. Gördüğüm iyi izlenimler, böyle bir faaliyetin başlaması çok güzel bir şey. Fakat bunun, bu faaliyetin daha canlı, daha yürekten yapılması ve tüm kitlemizi Berlin'i kucaklaması gerekir. Çünkü biz Berlin'de yaşayan 40-50 bin Aleviyiz diyoruz. Peki Alevi olmanın da belli bir kriteri vardır. Yani getirdiği sorumluluklar vardır. Nedir bu sorumluluklar? Kendisinin bu var olan toplumun içerisindeki görevleri, toplumun kültür yapısına hizmet etmektir. Bu kültürü verirken, kültürün de verilecek bir yeri, bizim dedelerimizin bize getirdiği, kör topal da olsa getirdiği bu Aleviliği, bugün dedelerimiz Türkiye'de görev yapmaktadırlar. Onun için artık bu cem evlerini, yani bizim bir devlet destekli bir şeyimiz yoktur. Bu cem evlerini kendimiz kurmamız gerekir. Kendimiz finansmanlık yapmamız gerekir. Teşekkür ederim. Bizi dinleyen ve izleyenlere de saygı ve sevgilerimi sunarım. Benim de söyleyeceklerim sizlerden ayrı bir şey değildir. Açılmış olan bu kampanyayı ben de destekliyorum. Ve buradan bizi izleyen ve izlemeyen, izleyenler izlemeyenlere duyurmak şartıyla onlar da bizlere katılıp bu kampanyaya destek vermelerini arz ediyorum. Saygılarımla. Teşekkür ederim efendim. Yani şunu görüyoruz, Alevi hareketi de artık kuramlaşmaya doğru yol atarken kendi kurumlarını, kendi insanlarına kültürlerini istediği şekilde verebilmenin çalışması içerisinde. Bu da bu tür çalışmaların, birinci konuşmamda belirtmiş olduğumuz çalışmaların en iyi şekilde verilebilmesi için bu kültürümüze layık yerlerin olabilmesi gerekir. Eğer bizler el birliği, gönül birliği yaparsak aşamayacağımız hiçbir şey yoktur. Ve bu güzel kültürümüzü de ancak bu tür yerlere sahip olduğumuz sürece yaşatabileceğimiz gibi diğer kitlelere de ancak o şekilde götürebiliriz. Yoksa bir eksikliğimiz sürekli devam eder. Kadının Alevi inancı içerisinde çok büyük bir saygınlığı vardır. Kadın yerine göre bacıdır, anadır, canların yoldaşıdır. Cemlerde 12 hizmette görev alırlar. Oyu ve onayı vardır. Diğer inançtaki insanlar gibi toplumda ayrı ayrı oturmazlar. Ayrı ayrı yerlerde oturmazlar. Birlikte oturur, birlikte ibadet yaparlar. Erkeklerle eşit haklara sahiptirler. İlk biz Alevi kadınları olarak Hak Muhammed Ali yolunu seviyoruz. Anadolu Aleviler Kültür Merkezi kadınlar olarak cem cenaze yıkama yeri ve kültür evinin satın alınması için tüm çabalarımızla görev almaya hazırız ve bütün bacılarımızı da bu göreve davet ediyoruz. Teşekkürler. Bizim imamlarımız vardır. Bizim imamlarımız müşhidimizdir, dedemizdir, pirimizdir, rahberimizdir. Ve bunlar bizim meftamızı kaldırırlar ve bizim geleneklerimize göre kaldırırlar. Biz bunları kendi aramızda özellikle Avrupa'ya gelen Aleviler bu türden yani bir zorlukla karşı karşıyalar. Bu zorlukları da şudur. Kendi cenazelerini yıkayacak yerleri olmadığı için ve onu meftayı yıkayıp kaldıracak da elemanları olmadığı için, yeterli elemanları olmadığı için büyük güçlükler içerisinde kalmaktadırlar. Bu güçlüğün en büyüğü de ve en acısıdır da yani. Bana göre en acısıdır. Bir Sünni kökenli imamı çağırarak cenazeyi yıkatmalarıdır. Ve arkamızdan da gerçekten de duyuyoruz bunu. Gazetelerden duyuyoruz. İşte bunların kendi ağızlarından duyuyoruz. Diyorlar ki işte biz Kızılbaş'ın cenazesini kaldırdık diye gülüyorlar. Bunun için Anadolu Alevileri Kültür Merkezi olarak Berlin'den ve ayrıca Avrupa Alevilikleri Federasyonu'nun bünyesinde cenaze yıkama için Hannover'de bir ders başlatıldı. Ve buraya çeşitli yöreden insanlarımız giderek orada eğitiyorlar ve bir cenaze kaldırmasını bizim geleneklerimize göre nasıl kaldırılacağı, bizde gülbanklarla nasıl kaldırılacağını, bizim dualarımıza nasıl kaldırılacağının eğitimi veriliyor. Biz de Berlin Anadolu Kültür Merkezi olarak buraya iki insanımızı göndermeyi ve eğitmeyi düşünüyoruz. İnşallah gerçekleşirse ileride cem ve cenaze yıkama kültür evimizi kurduğumuz zaman orada da cenaze yıkama bölümünde bu iki yetişmiş insanımızı iki olur, üç olur
İşte süreç içerisinde nasıl olacağını şu anda kestiremeyiz. Mutlaka o insanlara orada yer vereceğiz ve bu işimizi de kendi sorunlarımız içerisinde halledeceğiz diyorum. Benim diyeceklerim bu kadar. Biz diyoruz ki genç olarak tek hedefimiz, amacımız kendi kültürümüzü, kendi inancımızı öğrenmek, yaşatmak ve başkalarına tanıtmak. Ondan dolayı Cem Evi kampanyası bizi tabii çok sevindirdi genç olarak. Onun için bizim de bir payımız olsun diye bu Cem Evi kampanyasına 1. ayın 13'ünde bir gece düzenlemeye başladık. Gecenin adı Alevi Gençlik Gecesi diyoruz. Hem bir yandan kültürümüzü tanıtmak istiyoruz, öte yandan da tüm geliri bu başlatılmış olan Cem Evi kampanyasına bağışlamak istiyoruz. Ve tüm canlara da buradan çağrıda bulunmak istiyoruz. Ve bu kampanyayı başlatan büyüklerimize saygıyla teşekkür ediyorum. Şimdi gelelim gençlerimize. Ben gençlerimize hayran kalırım. Gelsinler, birlik olsunlar, beraber olalım, bir çalışalım. Bu yolu, bu ekamı biz gençlere bırakırız. Ben 75 yaşındayım. Avustralya'ya kavuşturum, şuraya kavuşturum, neye kavuşturum? Elevlerin birliği için. Elevlerin toplumu için. Bu elevler niye birlik bir araya gelmiyor kardeş? Suç kimindir? Ezer dedelerin midir? Taliplerin midir? Hayır. Suç bütün ben gençlerde ve elevlerde görüyorum. İnancınıza sarılın, birlik olalım. Eğer birlik olmazsa biz hiç bu devlette olsun, kimde olsa hakkımızı alamıyoruz. Ben Bayram Dinç. 1977'den beri Anadolu Alevi Kültür Merkezi'nin bir üyesiyim. Şimdi bu döneme de yine Alevi Kültür Merkezi'nin komitede görevliyim. Bütün dostlarıma ve arkadaşlarıma hepsine tanrı salamlarımı sunarım. Bütün delegel arkadaşlarıma da başarılar dilerim. Bütün arkadaşlara ben bütün bu birliğe davet ediyorum. Eğer birlik olmazsa, beraberlik olmazsa hiç bir gücümüz bir yere varamayacağız. Bugün seneden bir sefer efendime söyleyeyim, 2. ayın 14'ünde, 15'inde bizim Hızır orucumuz oluyor. 3 gün oruç tutarız. Cemimiz oluyor, yerimiz yoktur. Ondan sonra Kurban Bayramı'nın 20 gününden sonra 12 imam orucumuz geliyor. Yer arıyoruz, yer bulamıyoruz. Onun için bütün dostlarımıza bu kampanyayı davet ediyorum. Gelsin bizimle birlik, beraberlik olsun. Gelecek ikinci, üçüncü nesil çocuklarımıza düşünelim. Benim Kakil Çimen, bana bu konuşma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Başta buradaki canlara ve televizyon ekranında bizi dinleyen tüm canlara saygılarımı sunarım. Ben şöyle bir düşündüm, kendi evimde düşündüm, ben hep Alevi olarak Aleviyim diye düşündüm. Acaba Alevi dememle yeterli geleceğini biliyor muyum? Onun için Alevi olabilmem için kendi kültürümü yaşatmak ve hayata geçirmek için canı gönülde bu kampanyaya katıldım ve tıpkı nasıl her gün bir ekmek su ihtiyacı duyduğum gibi bu kampanyaya da kendime bir ihtiyaç duydum ve tüm canlara da burada sesleniyorum. Bu kampanyaya canı gönülde ve herkesi de özveriyle, kendileri de bu kampanyaya katılmak şartıyla, bu komitelere katılmak şartıyla bu görevi yerine getirmelerini saygıyla rica ediyorum. Hepinize teşekkür ederim. Ben de bu kampanyaya cani gönülden bir nefer olarak katılmaktayım. Ve 50'ye yakın dostlara baş vurmakta bulundum. Ve herkeste olumlu bir hava, olumlu bir hareket, güzel bir duygu his ederek ben de bir nefer olarak buna cani gönülden destekliyorum. Benim ismim İbrahim Doğan. Bu buraya bu dekanı hazırlayan dekandaki dinleyen bütün canlara saygıyla selamlarımı sunarım. Hepiniz sağ olun, var olun. Ben kaç seneden beri Alevi Kültür Merkezi'nde hem çalışıyorum, hem dinliyorum. Herkes can gönülde bu kampanyaya davet ediyorum. Saygılarımı sunar,
Hepinize teşekkür ederim. Az önce de belirttik. Kültürlerin yaşayabilmesi için bu kültürlerin mutlaka kuramlaşması lazım. Bakın bir şeyden örnek almamız lazım. Alevi gençleri kendi üzerlerine düşen sorumluluğu ne güzel yerine getirmişler. Bir gece düzenliyorlar. Geceden artacak geliri de Cem Evi bağış kampanyasına bağışta bulunuyorlar. Hepimiz bu tür şeyler yapamaz, mutlaka yapabiliriz. Yani düşünüyoruz da Türkiye'de veya bazı yerlerde hepimiz çeşitli mülkler aldık. Birçok şeylerimiz. Herkese Allah bir o kadar daha versin. Kimse aldınız veya almadınız diye sorgulamak istemiyoruz. Ama bizim bırakabileceğimiz en büyük miras kültür mirasımızdır. Bizim gençlerimizi koruyabilmemiz, bu kültüre adapte edebilmemiz ancak ve ancak böyle bir kültür mirası bırakmamızla mümkündür. Şimdi Türkiye boyutuna da baktığımız zaman Türkiye'de de birçok bölgelerde artık Alevi insanları kendi kimlikleriyle, kendi varlıklarıyla, kendi kültürleriyle, kendi felsefeleriyle topluma kendilerini kabul ettirme. Yani bir kimlik arayışı, bir kimliklerine sahip olma mücadelesi vermektedirler. Ve bize düşen bir görev de Türkiye'deki insanlara bu varlığımızla güven verebilmek. Şimdi düşünün Türkiye'den bir dedemiz geldiği zaman, bir misafirimiz geldiği zaman neden o misafirimizi biz kendi cem evimizde, kendi kültür evimizde misafir etmeyelim? Bu konumumuzda bunda bir eksikliğimiz mi var? Mutlaka ki değil. Ama bunu giderebilmenin yolu kendi elimizde, kendi amaçlarımızla, kendi çabalarımızla yapabiliriz. İşte kültür evimiz böyle bir çalışmayı başlatmış bulunmaktadır. Bu çalışmanın başarılı olabilmesi tüm canların, tüm Alevi insanlarının, tüm yurtseverlerin, tüm demokratların da görevidir. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Rica. Süremiz dolmak üzere. Sayın izleyiciler ve değerli konuklarımız, buraya kadar zahmet edip geldiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdiden bağışta bulunmak isteyen dost, arkadaşları, derneğimizin adresi Lindovarştrası 15 numaradır. Bekliyoruz hepinizi. Katıldığınız detaylı, için hepinize detaylı, çok çok teşekkür eder. Daha fazla detaylı bilgiler için evet, derneğimize uğrayabilirsiniz. Teşekkür ederim. İyi akşamlar efendim.